Dizi Rehberim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce Dilan ile Baran'ın bebeklerini de alıp sessiz sakin kötülüklerden uzak huzur dolu bir yere taşınmasını istiyorsanız ve ayrıca Hasan meselesinin daha fazla uzamadan kapanmasını, tüm kötülerin cezasını bir an önce çekmesini istiyorsanız hemen aşağıdan videomuzu beğenin, hep birlikte sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yeni bölümde Hasan serbest bırakıldıktan sonra Baran'ın elinden kaçmayı başarabilecek mi? Cevahir de aynı Hasan gibi delil yetersizliğinden dolayı çok yakında serbest mi kalacak? Dilan ile Baran'ın bebeklerini bekleyen büyük tehlike nedir? Azade Hanım evlatlarının birbirlerini öldürmesinden dolayı çok üzülüp kalp krizi mi geçirecek? Baran ve Dilan bebeklerini de alıp çok uzak diyarlarda kendilerine yeni bir düzen mi kuracaklar? Merak ettiğiniz her şeyi sizler için derledim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yağmur yükselin güzelliğine hayranım diyorsanız yorumlar kısmına kırmızı bir kalp bırakmayı unutmayın. Kan çiçekleri dizisinin yeni bölümünde Baran, en azından Hasan tehlikesi çözüme kavuşana kadar Dilan ile Miran bebeği alıp bir süre konaktan uzaklaşmak isteyecektir. Baran, Hasan'ın sevdiklerine bir kötülük etmesinden korkacak ve onu yazlık evde bir süre esir tutması gerekecektir. Dilan her ne kadar öğrendiğinde Baran'ın Hasan'ı bir odada kilitli tutmasının doğru olmadığını söylese de, Baran her şeyi sevdiklerinin iyiliği için yaptığını söyleyince Dilan, yaşadığı kötü günleri gözünün önünden geçirecek ve Baran'a hak verecektir. Diğer yandan Cevahir ise delil yetersizliğinden dolayı hapisten serbest bırakılmak zorunda kalacaktır. Baran annesinin katili olan Hasan'ı hapse attırmanın derdine düştüğü için asıl düşmanı olan Cevahir'i unutacaktır. Cevahir'in delil yetersizliğinden dolayı tutuksuz yargılanmaya devam edeceğini öğrenen Baran sinir krizi geçirecek, yumruklarını sıkacak ve etrafında ne var ne yok kırıp dökecektir. Baran, Cevahir'in hapisten çıktığı gibi konağa gelmesinden ve ailesine zarar vermesinden çok korkacaktır. Baran, Dilan ve bebeği ile birlikte Berivan teyzesinin evinde kalacaktır. Herkes farklı yerlere dağılacak ve konakta sadece Cevahir'e görsel bir karşılama şöleni hazırlayacak olan korumalara kalacaktır. Cevahir eğer hapisten çıkarsa ve hiç plan yapmadan Baran'dan intikam almaya kalkar, konağı basarsa kendisini büyük bir tuzağın içinde bulacaktır. Ancak Cevahir, her ne kadar plansız hareket etse bile, bara'nın tuzağına düşmekten her zamanki gibi son anda kurtulmayı başaracak, Dilan ve Miran bebeği kaçırmak için bir plan yapacaktır. Ancak öncelikle işbirlikçisi olan Hasan'ın nerede tutulduğunu öğrenmesi gerekecektir. Cevahir pisliğinin hem Dilan'ı hem de bebeği kaçırmak için çok tehlikeli bir plan yapacağını düşünüyorum. Peki sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıdan yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Diziye dair yeni analizlerimizden haberdar olmak isterseniz, kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.